Demem kardeş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Ezel duyurulduğu gün içinden ne çıkacağını hiçbirimiz bilemezdik. İlk bölümden sonra ise Türk televizyon tarihinin en özel işlerinden biri olduğunu anladık ve şimdi nasıl tuttu serimize dahil ettik. 10 başlıkla anlatmaya hemen başlayalım. İçeriye geçmeden GZT'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Başlıyoruz. İntikam teması. Ömer'in başına gelenler Ezel'in hayatını belirledi. Tüm hikaye onun intikamı üzerinden şekillendi. Seyirciler Ezel'le birlikte iyiler kazansın dedi, hikayeye ortak oldu. İki katmanlı hikaye. Ezel'in Eyşan, Ali ve Cengiz'le yaşadıkları Ramiz dayının Kenan Birkan macerasıyla birleşti. İki hikaye farklı şeritlerde ama aynı yolda ilerledi. Ezel ve Ramiz'in kesişim kümesinden dillere destan bir televizyon dizisi doğdu. Hikayenin her iki katmanı da kendine ait seyirciler oluşturdu. Ramiz dayı. Cüneyt Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Bu sözler tabii Ramiz dayıya ait. Ramiz dayı neyi bilmiyordu bilmiyoruz ama Türk dizi tarihinin en özel karakterlerinden biri olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok. Ramiz öyle bir karakterdi ki her Ezel izleyicisi artık onun yeğeni. Başarılı kast. Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay, Yiğit Özşener ve tabii Haluk Bilginer ile Tuncel Kurtiz. Sayarken gerçekten yoruldum. Ezel'in yan rolleri bile iyi oyunculardan seçilmişken yüksek kalite, iyi performansı da beraberinde getirdi. Hemen her sahne oyuncuların sırtında yükseldi. Toygar Işıklı. Dizi müziklerinin öneminden bahsetmeye gerek bile yok. Ama Toygar Işıklı Ezel'de adeta yeni bir trend doğurdu. Her karakter için özel bestelenen müzikler, izleyiciye hangi karakterle alakalı bir gelişmenin yaşanacağı konusunda ipuçları verdi. Ezel, meşhur jenerik müziğiyle de akıllarda kalmayı başardı. Flashback kullanımı. Dizi geçmiş ve bugün arasındaki bağlantıyı anlattığından flashbacklere çok sık başvuruldu. Ömer dönemleri, soygun anları, Ramiz ve Kenan'ın gençlikleri. Her bir flashback dizinin güncel hali için ipuçları verdi, anlatımı fazlasıyla güçlendirdi. Edebi senaryo. Oscar Wilde'dan alıntılar mı dersiniz, eski Türk şairlerden derlemeler mi? Hepsi, özellikle Ramiz Dayı repliklerinde bizi derinden etkiledi. Sadece sözler özelinde değil, Türkçenin kıvraklığını hemen her an kullanan senaryoda edebi bir hale bürünmeyi başardı. Ömer seni... Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Sanat yönetmeni. Ezel'de hapishane sahnelerinden Kıbrıs bölümlerine kadar her detay özenle oluşturuldu. Geçmişe dönüşlerde kıyafet ve mekan seçimleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildi. Ezel'in sanat yönetmeninin ciddi bir mesai harcadığından bahsetmemiz şart. Aile vurgusu. Ezel'in annesi Meliha, babası Mümtaz ve kardeşi Mert'le sahnelerine ek, Ramiz'in kızına olan bağlılığı ve Eyşan'ın Bahar ve Can'la ilişkisi dizinin seyrini tümden değiştirdi. Aile her şeydir vurgusu net biçimde yapılırken, karakterlerin ailesine duyduğu bağlılık Ezel'in temel taşı oldu. Neden-sonuç ilişkisi. Eyşan, Ali ve Cengiz'in Ömer'e, Ramiz'in Kenan'a, Kenan'ın Ramiz'e yaptıkları senaryoya yedirilirken neden-sonuç ilişkileri hiç atlanmadı. İyi ya da kötü her kararın nedeni güçlü biçimde kurgulandı. Atılan her adımın altının doldurulması izleyicilerdeki anlama hazını artırdı. Bu kadar şeyi bilip de yapayalnız kalmak nasıl bir şeydir? Ben yalnız kalan bir adam... Hiç yalnızlığından kimseye bahsedebilir mi? Hayır, bahsedemezsin.